Bu ülkenin kadınlarını yanına alanın sırtı yere gelmez. Karşısına alan da iflah olmaz. Kadın elinin değmediği, kadın desteğinin olmadığı hiçbir işin başarıya ulaşma şansı yoktur. Evet, soruyorum sizlere. Yeni Türkiye'yi birlikte inşa ediyor muyuz? Yeni anayasayı birlikte hayata geçiriyor muyuz? Az önce Behlül söyleyeceğimi zihin dünyamdan adeta kopardı ve konuştu. Şimdi ben tekrar ediyorum. Katil devlet diyerek ihanet çukuruna gömülenlere inat devletimize sahip çıkıyor muyuz? Sendikaları terör örgütlerinin değil, gerçek emekçilerin yuvası haline getiriyor muyuz? Sendikaları silah deposu haline getirenlerin karşısında dimdik duruyor muyuz? Bölücü terör örgütünden paralel devlet yapılanması örgütüne kadar tüm şer çetelerine karşı milletimizin yanında yer alıyor muyuz? Maşallah. Kadınlarımız tamam diyorsa bu iş tamamdır. İşte irade bu. Sevgili kardeşlerim, bu milleti parçalamaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bayrağımıza eş, bayrak dikmeye çalışanlar bu ülkede yer bulamayacaktır. Bu vatan topraklarını bölmek isteyenler bu ülkede yer bulamayacak çukurlara gömülecektir. Devlet içinde devlet asla buna müsaade edilmeyecektir. Kadını ekonomik ve sosyal hayattan tecrid edilmiş olarak sadece evine hapseden anlayış yakın döneme ait bir tasavvurdur. Bu yanlış kabulü yıkmak adına geliştirilen refleksler ise tam bir ifrattan tefrite savruluş örneğidir. Açık söylüyorum. Bana göre kadına en büyük zararı hayatı ekonomik özgürlük parantezine mahkum eden anlayış vermiştir. Halbuki hangi annenin yaptığı iş paraya tahvil edilebilir? Öyle mi? Onun bedeli olabilir mi? Olamaz. O başka bir şey. Ailesinin tüm hayatını çekip çeviren kadının bu gayretini, bu fedakarlığını hangi maddi ölçüyle değerlendirebiliriz? Aile kurumunu yıkarak, değerleri yok ederek kadını özgürleştiremezsiniz. Tam tersine bu, kadının her alanda istismarının önünü açan bir yaklaşımdır. Kadın emeğinin ve bedeninin sömürülmesine yönelik her girişim aslında toplumların geleceğini hedef alıyor. Peygamberimiz kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları olduğunu belirtiyor. Kadınlarla ilgili bir takım yanlış anlayışların, yanlış uygulamaların faturasını kimse dine çıkartmasın. Bu art niyetli olmaktan başka bir şey değildir. Sorun zaman içinde ortaya çıkan uygulamaların mutlak kabul olarak vehmedilmesidir. Her şey değişirken kadınlarla ilgili algıların ve uygulamaların aynı kalmasını beklemek adaletsizliği savunmaktır. Kadınların ölçülerimizi, miyenk noktalarımızı sağlam tutmak şartıyla günümüzün ekonomik, sosyal, siyasi şartları doğrultusunda daha adil bir konuma ulaşma taleplerini
sonuna kadar destekliyorum ve bunun arkasındayım. Biz kadının kafasındaki örtüyle değil, kafasının içindeki fikirlerle, üzerindeki elbiseyle değil, yüreğindeki inançla ve sevkiyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için başı açık, başı kapalı ayrımı yapmıyoruz. Yapamayız. Buna hakkımız yok. Bu insana değer vermemektir. Sizin ve sizin nezdinizde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyorum. Tabii bu kutlamaları bir güne sığdırmak mümkün değil. Onun için 365 güne yaymak lazım. Günüyle gecesiyle yaymak lazım. Türk Metal Sendikası 21. Kadın İşçiler Büyük Kurultayı'nın başarılı geçmesini, sizler için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz, sağlıklı kalınız diyorum.